Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Elde pizza açma şeklini göstereceğim sizlere. Bir tane karışık pizza menü geldi. Bayağıdan beri pizza açmıyorum. Şöyle yakın çekeyim, göstereceğim size bakalım. Pizzayı elle nasıl açacağım? Biraz mısırını kullanacağım. Böyle bolca unluyoruz hamuru. Gerçi hamur dolaptan çıktığı için biraz gevşemesini bekleyeceğim normalde. Hamurumuz biraz sert, pizza hamurumuz. Şöyle yavaş yavaş kenar vere vere açmaya başlıyorum arkadaşlar. Ben uzun yıllardır böyle pizza hamurunu elle açmıyordum. Sağ olsun kafe şefe geldikten sonra bayağı bir ellerim alışmaya başladı. Bakın bayağı bir esnettim. Elle pizza hamuru açmak gerçi çok zor ama eller alıştıktan sonra hiçbir şey zor gelmiyor. Bazen yamuk çıkıyor, bazen patlıyor ama hamurum hala çok sert ve çok soğuk. O yüzden yavaş yavaş tekrar kenar vere vere açmaya çalışacağım. Şimdi hamurun bir kısmını aşağıda sarkıtacağım. Şöyle biraz daha yakından alayım. Şöyle mermerden aşağı yarısını sarkıtıyorum. Yarısını da elimin altında, kalın yerlerini elimin altında hissede hissede şöyle kontrol edeyim de açmaya çalışıyorum. Bu arada unlamayı unutmuyoruz. Bakın birazdan ne kadar geniş olacak. Menü mü olacak? Tamam. Bakın hala açmam gerekiyor. Bizim pizzalarımız bayağı bir geniş ve ince. Tabii bunu bu ayara getirmek çok kolay olmuyor. Evet, gördüğünüz üzere şöyle bir şekil aldı. Biraz daha açacağım. Altını tekrar kullandıktan sonra evet, en hassas noktaya geldik. Burada hamuru yırtmamam gerekiyor. Ve arkadaşlar bu hamur
Dört dörtlük olmasa da dört üçlük bir hamur oldu. Tekrar şeklini göstereyim. Şekil bu, genişlik bu. Tahtamız bu. Yan yana koyulduğu zaman tahtayla hemen eşit seviyede. Şimdi malzemelerin sırasıyla döşeyeceğim. Biraz daha kenar vereyim ki herhangi bir taşma akıtma olmasın diye. Şimdi sosumu koyacağım. Özel pizza sosumuz. Şöyle bir kepçeden biraz az dağıtıyorum arkadaşlar. Yok, şu an siparişim var da bakamayacağım. Bundan sonraki aşama peynirini dizmek. Mozzarella peynirini de şöyle yayıyorum. Şimdi bunu buradan kürekle alacağım en sonunda. Şöyle darbe vermeden almak lazım bunu. Şimdi karışık pizzaya et ürünleri, sebze hepsi giriyor arkadaşlar. Şöyle biraz mısır. Sosis. Salam. Doğranmış salam. Şöyle dana jambon. Zeytin. Sucuk. Mantar koyacağım ben. Şöyle mantar. İnce doğranmış mantar olursa daha iyi pişer. Daha çabuk pişer. Renkli biberlerim var. Onları da hemen hazırlıyorum. Şöyle biberlerim. Renkli biberlerim. Şöyle güzelce diziyorum üstüne. Tamam. Şimdi sıra almada. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pizzamı, küreğimi aldım. Şimdi fırınıma göndereceğim. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle küreği yavaşça çekeceğim. Evet. Gayet başarılı. Şimdi bir 5-5,5 dakika fırınımda pişecek. Ondan sonra hep beraber göreceğiz nasıl piştiğini. Bir kontrol edeceğim. Evet, altı pişmiş mi diye bakacağım.
Herhalde bir dakikası daha var. Evet, pizzamız hazır. Oo. Evet. Evet, alalım pizzayı. Tamam, aldı zaten.